Sevgili balık burçları, hepinize güzel bir hafta diliyorum. 27 Temmuz 2 Ağustos dönemi. Bakalım sizleri neler bekliyor? Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Kasas suresi 54. ayet der ki: İşte bunlar mükafatlarına iki kere kavuşacaklar. Çünkü sabretmişlerdir. Hem de kötülüğü iyilikle def eder ve kendilerine verdiğimiz rızıktan hayra harcarlar. Ve boş söz işittikleri zaman ondan yüzlerini çevirirler de bizim işlerimiz bize, sizin işleriniz size. Size selam olsun. Biz kendilerini bilmezleri arkadaş edinmek istemeyiz derler. Çevremize dikkat ediyoruz arkadaşlar. Kötü söz söyleyenler olabilir. Bizi tahrik etmek isteyen olabilir. Hayırlısıyla yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle kiracı ev sahibi ilişkilerinde balık burçları çok dikkat edin. Tahrik alabilirsiniz. Tahrik edebilirler. Mahkemelik olabilirsiniz. Dikkatli olun. Yani mahkemeyi de kazanırsınız inşallah. Ne diyelim arkadaşlar? Gezmek, eğlenmek, bir yerlere gitmek fırsatı olacak ama ne zaman? Haftanın sonuna doğru olacak. Bir perşembeden bir perşembeye yorumluyorum. Yani sizin için hafta sonu güzel gezmek, eğlenmek için iyi olacak arkadaşlar. Bir hediye bulmakta sıkıntı çekebilirsiniz. Hediye almakta sıkıntı çekebilirsiniz. Bir doğum gününe davetlisiniz hayırlısıyla. Ve kendiniz ile ilgili bakım, kendiniz ile ilgili yenilenme ve bir sağlık sorununu çözmek için sağlık kuruluşuna gidebilirsiniz. Bol bol su almanızı öneriyorum. Baş dönmeleri sizde de çıktı. Biraz evvel yaylara baktım. Yaylarda da çıkmıştı. Sizde de var. Dikkatli olun arkadaşlar. Harika bir hafta bence. Özgür düşüneceğiniz, böyle giden birilerinin geleceği, hediye alıp verdiğiniz. Bence güzel bir haftadan geçiyorsunuz. Balıklar, kovalarla ilişkiniz düzeliyor. Başaklarla ilişkiler, soğukluk gidiyor, haberleşmeler var. Beraber gezip bir eğlenceli günler geçirebilirsiniz. Haber almadığın bir kişiden aniden haber alıyorsun ve de İkizler burcuna dikkat edin. İkizler burcuyla bazı sorunlar yaşayabilirsiniz. Bunu söylemek istiyorum. Hepatite karşı dikkatli olun arkadaşlar. Karaciğer bölgesinde böyle bazı sorunlar var. Hepatit hastası birisi olabilir. Sizde Allah korusun geçici bir hepatit olabilir. Yeni doğan çocukta olabilir. Yani yeni doğan bebeklerde bazı sorunlar olabilir. Hastaneyi ihmal etmeyin o anlamda. Olur demiyorum, olabilir diyorum. Hemen de korkutmayayım. Arkadaşlar, sağlık sorununu ben çok söz etmek istemiyorum. Hemen yanlış çekiyorlar. Ya herkes de olmaz. Milyonlarca balık burcu var arkadaşlar. Karaciğer bölgesi hassas, salgın hastalık hassas. O da Plüton'dan kaynaklanıyor. Yani geç teşhis edilen bir hastalık. Ne olabilir? Hepatit olabilir. Hani ben bunları söylüyorum. Hemen panik atak olup da hepatit testi yaptırmayın yani. Yaptırsam belki bende bile vardır yani. O yüzden korkmayın. Öyle arkadaşlar. Hepatit B, C yani Allah korusun. Yaptırsam belki bende bile neler çıkar yani. Bir hastaneye falan gidip gelmiyorum yani. Soruşturmuyoruz o yüzden. Korkmayın. Balık burçları korkmayın lütfen. Olabildiğinde C yaşayın arkadaşlar. Evet. Şanslı bir dönem. Ruh haliniz iyi. Şimdi yanlış anlaşılıp da Canan Hanım hepatit B, hepatit C'de demeyin yani. Yok öyle bir şey. Yani tahlil yaptırsam beyin tümörü de çıkabilir. Memede bir kitle de çıkabilir. Kanda hepatit de çıkabilir. Yani araştırsak neler çıkar da. Biz işin ucunu kaçırdık yani artık ben tahlil mahlil bir şey yaptırmıyorum. Tomografiye neye girmiyorum. Soruşturacak olsa neler çıkar. En iyisi o yaşa yaşayabildiğin kadar. Onu demek istiyorum. Evet. İyi bir sıkı bir şeyden geçin arkadaşlar. Yani sen ya da annen olabilir, evladın olabilir. Bir sıkı denetimden geçeceksiniz sağlık konusunda.
Ama yani gelen şeyler, hani ses getiren durumlar olumlu. Yani korku değil, korku yapmayın. Korku yok arkadaşlar. Kalıcı bir hastalık yok. Geçici bir hastalık var. Koç burçlarıyla ve boğa burçlarıyla bir yüzleşme yaşayabilirsin. Egolarıyla ezmeye çalışacaklar seni, balık burcu, izin verme. Evet. Akşam saatlerinde bir iç sıkıntısı geliyormuş. Aktivite yaptığında, bir hobi edindiğinde veya kitap okunduğunda bu geçiyormuş. Arkadaşlar hep beraber en son okuduğumuz kitapları yazalım. Lütfen, bunu sizden istiyor. Ve en son hangi kitabı okuduysa balık burçları yazsın bana. Yazsın. Ben birkaç tane okuduğum için hangi birini yazayım? Birkaç tane okuyorum. Tek tek yazarım artık. Başucu kitabım Kırmızı Kitap. Carl Gustav Jung'un, Jung da derler, Jung da derler. Kırmızı Kitap, başucu kitabım. Kitap okuyun arkadaşlar, hobi edinin. Bu ara ruhsal kitaplar da çok okuyorum. Akasha yayınlarını. Daha bitirmedim, aldım birkaç tane var. Yani birkaç tane, hangisini sayayım? Hepsi birbirine aynı da. Yani ufacık bir cümle bile bana böyle yeni, yani yeni kapılar açabiliyor. Yeni bir portal açabiliyor. O yüzden. Evet. Bireysel arzularınız yerine geliyor. Tartışma beklerken şefkat, fedakarlık ve merhamet göreceksin karşı cinsten. Karşı cinsle ilgili sorunlar gitmiş balık burcu. Dediğim gibi, yani akşamları bir sıkıntı oluyor sizde. Bir hobi edinin. Yani bir serin bir yer edinin, kitap okuyun, yazın, şiir yazın. Siz şiirselsiniz yani, yazdıkça iyileşirsiniz. Yazın arkadaşlar. Karmaşık duygulardan kurtulacağınızı söyleyebilirim. Enerjiniz açılıyor. Çocuklarınızla ilgili bazı sorunlar var. Onlar gidiyor. Evet. Aslan burçlarıyla sürpriz aşklar bekleyebilir, olabilir. Sürpriz ortaklıklar olabilir. Aslan burcu yakının varsa böyle bir yakınlaşmalar olacak. Sürprizler bekliyorum. Arkadaşlar biraz dış dünyayla bağlantıyı kesin biraz. Birkaç kişi var etrafında. Senin bilinçaltını olumsuz etkileyebilir. Limoni konuşmalar yapıyorlar. Acılı şeylerden bahsediyorlar. Ortaya karışık acılı bir şeyler çıkıyor arkadaşlar. Yani oturduğunuz yerde bir acıdan, bilmem neden bahsediyorlar. Dünyada böyle bir yer. Yani ne yapalım? Bizde de çok acı var arkadaşlar. İnanılmaz acılar var. İnanılmaz depresyon var. Balık burçları beni çok iyi bilir. Bende balıkta stelyum var. Hele 23 derecede markap gelip bindiriyor. Üzüntü üstüne üzüntü. Ne yapayım? Yana yana derviş olduk. Yani yine gözünün yaşını siliyorsun. Kalkıyorsun. Birileriyle konuşuyorsun. Telefonda olur, başka şeyde olur. Bir sosyal medyada olur. Ne yapacağız yani? Ama ben şunu yapmıyorum, siz de yapmayın. Böyle acıları böyle dramatize ediyorlar ya, ajitasyon. Dinlemeyin kimsenin acılarını. Bitmez çünkü. Dünyada yoksulluk bitmez arkadaşlar. İnsanlar kendiler seçiyorlar. O yüzden bu aralar modunu düşürebilirler. Ya insanlar kendiler seçiyor. Hakikaten öyle. Hazreti İsa şunu söylüyor çarmıha gerildiğinde. Ben bu dünyadan gideceğim. Tekrar binlerce yıl sonra döndüğümde yine yoksulluğun olduğunu, yine acının olduğunu göreceğim diyor. İnsan böyle bir varlık yani. Kendine haksızlık edebiliyor. Yakınlarına haksızlık edebiliyor. Sen kendini düzeltirsen her şey düzelir. Ne diyeyim yani? Ama dinlemeyin. Kimsenin acısını dinlemeyin arkadaşlar.
Balık burçları bu hatayı yapabilirsin. Siz biraz ruhaniyet ve merhametiniz sizde çok ağır ya. Çok ağır merhamet taşıyorsunuz. Daha ağırlıklı böyle merhamet, daha yüksek. O yüzden merhamet edeyim derken ruhunu hasta edebilirsin. Her şeye rağmen geniş görüşlüsün. Görüş açın iyi, ferah ve iyi mekanlarda buluşuyorsun. Derdi de dinlemiyorsun. Yalnız görme sorunlarına dikkat edin arkadaşlar. Yani gözlük değiştirme, gözde alerjilere dikkat edin. Yani gözünüzü temiz tutmaya çalışın. Güneş yanıklarına da dikkat edin. Bu biraz negatif ruh hali verebilir. Oturup kalkarken bel bölgesine dikkat edin. Belde rahatsızlık olabilir. Bugün de bu haftada yani sizin gerçekten Satürn'ün açıları Mars'ın açıları ve Venüs'ün açıları nereye baksam bir sakatlık verdi, kusura bakmayın arkadaşlar. Yani böyle çıktı bu haftada, böyle yani idare edin. Ama öyle yani Satürn'ün ayla açısı, yani bele falan dikkat edin diyor. Kemiklere dikkat edin diyor. Ben öyle diyorum. Evet, şifalanıyorsunuz ama kararlı, net davranıyorsunuz. Uzun vadeli planlarınız var ve bir şansı yakalıyorsunuz. Ne gibi? Bir ucuza bir şey bulabilirsiniz. Fiyata uygun gelebilir ev eşyası. Almak isteyip de alamadığınız bir kişisel bakım ürünü olabilir. Bir ev eşyası olabilir. İndirimli fiyatıyla önünüze geliyor. Ticari kazanç anlamında çok iyi arkadaşlar. Balık burçları, yağ muksit zikri çıkıyor size. 209'dur tekrar sayısı. Mazlumun hakkını alan ve yağ muksit, biliyorsunuz ben çok çekerim. Borçları temizleyen bir esmadır. Borç falan koymaz. Borçların temizleneceği bir döneme giriyorsunuz. Rabbimin bağışlayıcılığı ve bereketi üzerinize olsun sevgili balık burcu arkadaşlarım. Gelecek perşembe görüşmek üzere. Beğenip yorum yapmayı unutmayın emeğe saygı adına. Hoşça kalın, dostça kalın. Seviyorum sizi.